Kaç sene sonra tekrar Sezen'le? 3. 3 sene sonra. 3 sene sonra. Evet. Peki daha önce Sezen'in vokalistliğini yapıyordun. Senin gibi Sertap. Başka Harun. Jeyan vardı. Avustralya'ya yerleşti. Başka bizim bildiğimiz Levent. Başka da yok. Başka da yok. Ha, bir ara Seden Gürel vardı. Hepsi ilk kaset, ilk albüm çalışmasını Sezen Aksu'yla yaptılar. Ondan sonra teker teker dağıldınız. Sezen'den uzaklaştınız. Şöyle bir şey var. Benim durumum çok farklı hepsinden. Çünkü benim 10 senelik bir vokalistik hayatımın dışında ortaokulla beraber başlayan bir anne evlat ilişkim var Sezen'de. Yani mesleki durumumuzun dışında bir birlikteliğimiz vardı. Tabii ki doğal olarak ilk kasetin var olmasında Sezen Aksu'nun ayrıca en büyük emek Ono Tunç'un. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Bunların bu meyvelerin birleşiminden bir şeyler ortaya çıkardık. Yani bu sevgiyle yapılmış, tamamen ticari amacı ve kaygısı olmayan bir albümdü. Onun devamında, yani tabii tutar mı tutmaz mı onları bilemezdik. Çünkü Nilüfer'den sonra 15 sene sonra ilk defa bir sanatçı, ilk defa yeni bir ses pop müzik listelerine girecekti. Tabii korkular kendi içimde vardı ama güvendiğim insanlar vardı. Onun çok önemli bir tiraj yakalaması gerçekten bizim hayatımızda yeni bir sayfa açtı. Onunla beraber aslında biz Harun'la bir albüm yapacaktık ilk etapta. Anladım, ama sonra Sezen'den ayrıldınız. Ayrıldığımız o 3 albüm sonra falan ayrıldık. Ama ayrıldınız yani sonuçta. Benim değinmek istediğim konu, niye herkes Sezen'den ayrıldı ve sonra tekrar Sezen'le çalışmaya başladı? Basit bir anlatımı var. Bir kere herkes kendi bir şeyler yapmak zorunda. Hiçbirimiz birinin sırtına yaslanarak hayatımızı devam ettiremeyiz. Bu normalde herkes beste yapabiliyordu öyle. Yani. Beste herkes yapmak değil. Yani Türkiye'de bir tek Sezen Aksu değil ki besteci. Binlerce besteci var. Ayrıca Sezen hep bize beste yapmak mecburiyetinde değil ki kadın. Yani sonuçta mutlaka hepimizin yani bir şeyler kendi kendine başarabilmesi gerekiyordu. Bu muydu bütün sebep? Yani herkesin teker teker ayrılmasına sebep bir tek bu muydu? Herkes tek başımıza biz bir şeyler mi yapalım diye ayrıldı. Herkes Sezen'de bir şeyler yapmak istedi kendi kendine. Bütün çünkü sebep. Belli bir zamandan sonra herkesin albümü aynı zamana denk gelmeye başladı. Hı-hı. 10 tane şarkı üretilmesi gerekirken 30 tane 40 tane şarkı üretilmesi gerekecekti. Anladım. Peki şimdi tekrar zaman, niye Sezen? Benim bütün albümü Sezen yapmadı ki. İki tane şarkısı vardı. Sonuçta yani yine Sezen'le bir birliktelik bir şarkı da olsa. Tabii ki profesyonelce bir davranış bu. Hı-hı. Toplumda birbirimize bu anlamda, müzikal anlamda destek vermemiz gerekiyor. Benim de bestem olursa ben de ona veririm. Anladım, ama 3 sene boyunca hiç Sezen'e gitmedim bu konuda. 3 sene sonra niye? 3 sene sonra niye? Niye? 3 sene sonra niye? Çünkü kendim kaset satışlarımdaki kendi yapabileceklerimi de görmek istedim. Yani benim kasetimi Sezen Aksu'nun besteleri için mi alıyorlar? Yani bu demek oluyor ki, yoksa ben kendim şarkıcılığımla bir yerlere varabilmiş miyim? Ama şimdi bu ve demek oluyor ki, beni sevenler gerçekten beni sevebiliyorlar mı? Demek bunu ki Sezen Aksu'nun çok büyük etkisi vardı ki bunu düşündün ki bu albümünde deneyimlerinin sonucu Sezen Aksu'ya gittin. Benim ikinci albümden sonra Sezen ablanın çok büyük bir yakınlığı olmadı albümüme. Ben tamamen kendim süpervizörlüğünü de kendim yaparak bir şeyleri oluşturmaya çalıştım. Çünkü o istese bile ben olayı biraz kendim yapayım diye konuştum zaten. Tamam, ama şimdi ona gitmenin sebebi onun çok büyük katkısı olduğunu anladığın için mi albümüne, yoksa bu albümümde Sezen Aksu bestesi olsun diye mi? Tabii ki bu albümde Sezen Aksu bestesi olmasını istedim. İkincisi de o benim hala dolayısıyla aynı kapıya çıkıyor. Maneviyatta benim çok özel bir şey yaşadığım bir insan. Hı hı. Ve bugün hangimizin bu anlamda başı sıkışsa beste olarak hepimiz ona gidiyoruz. Tabii. O benim başım sıkışmadan da direkt ona gidiyorum. Yani hayır, yani baş sıkışması genel anlamda. Genelde baş sıkışması değil tabii sebep. Piyasada iyi bir müzikal anlamda yeri olduğu için ve bestelerinin yani de başın sıkıştı da ondan mı gittin, onu soruyorum ben sana. Yani Güzel, niye başım sıkıştı? Öyle ben diyorsun ama başın sıkışan herkes gidiyor. Yaptığım zaman da kasetim 800 başı sıkışan herkes gidiyor diyorsun. Onun için soruyorum. Başı sıkışan herkes gidiyor demek, benim de başım sıkıştı, ben de o yüzden gittim demek anlamına geliyor. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ha, onu soruyorum. Hiç, o değil yani sebep. İki tane şarkı mı beni kurtardı?
Yok, bir şarkı kurtarıyor insanı yeri geldiği zaman. Bazen kurtarabilir ama benim şu an hit olan şarkım Ayhan Çakar'ın şarkısı. Hangisi? Deli Gönlüm. Bu deli yani gönlüm. Şeyi olan da, şu an klibi olan da Sezen'in şarkısı değil, Ayhan Çakar'ın şarkısı. Ben sadece özledim onun şarkısını çünkü o beste yaparken beni düşünüyor. Ben bunu biliyorum ve bana söylüyor. Aşkım bu şarkı senin sesini andırıyor ve sana yakışıyor. Bunu sende görmek istiyorum diyor. Bana telefon ediyor bazen. Ben de ona telefon ediyorum. Bir araya gelip bu kadar vokalin arasında bunu senden de rica ediyorum düşüncelerini. Bu kadar Aşkın Nur Yengi, Levent, Sertap ve diğer Harun herkes Sezen. Arasında sence Sezen'den ayrılıp en başarılı olan hangisi? Madem tek başlarına ayakları üzerinde durmak istediler. Bence böyle bir soru yani ben kolunun içini bilmiyorum pek aslında ama. İçeri, kolun içeri. Sen Sezen, burada değil misin Kubat? Ben yarı Belçika'dayım, yarı buradayım. Ne demek Belçika'dayım? Ben Sezen Aksu'nun... Sen bu arada sevgilini düşünüyorsun. Hayır, bak dinle. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Sezen Aksu'nun Yaz şarkısını okudum. Tabii. Çok beğendiğim için. Tabii ki. Ve albümüm vardı ve müthiş besteleri var Sezen Aksu'nun. O anlamda çok çok destek oluyor tabii. Sorumun cevabını rica edeceğim senden. Ama Sezen'den nasıl ayrılıyor içeriğini nasıl bilmediğim için. Nasıl ayrıldığını da boşver. Yani albümü hep beraber nasıl ayrıldığını da boşver Kubat'cığım. Aranjesine kadar, her şeyine kadar. Tabii ki beraber. Ha o zaman doğru söylüyor. Sabah öyle akşam yatıyoruz. O zaman yatıyoruz, şeyi görüyorum ben. Sertab Erener'i görüyorum. Daha başarılı olarak görüyorsun. Yani ya Sertab şimdi herkesin ayrı sesi var. Gündeme başarılı derken yanlış anlamayız. Tabii ki sen de başarılısın. Tabii yani işte. Ama daha çok gündeme gelmeyi başaran Sertab mı oldu diyorsun? Sezen'den ayrıldıktan sonra. Şimdi ben müzik anlayışım biraz daha farklı. Bana yani o Sertab daha uygun geliyor gibi. Evet, evet yani direkt yani. Bunu söylüyorsun. Aşkım şimdi yiyecek beni ama... Hep bu cimrilik mevzusu söz konusu. Senin çok cimri olduğunu söylüyorlar ama doğru. Ben ilk defa duydum. Doğru, çok doğru. Cimrisin yani. Çok cimriyimdir. Gerçekten cimriyimdir. Niye yalan? Mesela ne yaparsın cimri ol? Yani nasıl cimri olduğuna çok karar. Çok paranın. Mutlaka ama cimri boşa sarf etmem yani. Cimrilik anlayışına mesela bağlı. Mesela ne yapıyorsun cimri olduğunu? İnsanlar nasıl böyle bir kanıya vardılar? Nasıl senin cimri olduğunu anladılar ya da sen çünkü çok fazla... Bilmiyorum, o insanlara sormak lazım onu. O yazanlara sormak lazım onu. Onları yemeğe götürmedim belki, ondandır. Eyvah. Bir soru daha sorarsam yandık. Sor, ben çok iyiyim. Mutluyum. Ben çok iyiyim. Aa yok, bunlar çok açığa çıkması gereken şeyler zaten. Bunların bir şekilde halkın öğrenmesi lazım. Bir şey yok canım, açığa çıkacak bir şey yok. Aslında çok doğru bir laf söyledin biraz evvel. Paranın nasıl kazanıldığını iyi bilirim dedin. En doğrusu oydu aslında hakikaten. Kubat'cığım sen nasıl para kazanıyorsun? Ben 10 yaşımdan beri müzikle para kazanıyorum. Aileme bakıyorum öyle. Yani şarkı söyleyerek mi, beste vererek mi? Şarkı söyleyerek. Sahneden kazanıyorum ben. Sahneden kazanıyorsun. Tabii kasetten de bir şey görmedik. Daha henüz. Öyle mi? Ya, yani kasetten bazı insanlar sanıyor işte o şu kadar satmış, bu olmuş, şey olmuş. Yani sanatçının kazancı sahnedir benim bildiğim. Tabii ki. Öyle yani. Öyle. Sahneden kazanıyoruz. Anladım. Peki sevgiline hediye alır mısın? Alırım ama çok nadir. Aa. Yani diyeceksin ki bak işte sevgilim var. yok. Herhalde yani olmaması da komik. Gerekiyor, tabii. Peki çok nadir yani çok doğum gününde. Ama sağlam bir şey alırım öyle aldım. Yani sevmiyorum ben. Ne aldın mesela sağlam en çok en sağlam. İyi söyle bak ailen de duyar ha diye. Ya en bak. Son bir ne almıştım? Bir yüzük almıştım. Ha, sağlam bir yüzük mü baba? Bak bende hiç takı yok ama alıyorum. Yani alıyorsun. Kendime alacağım ama başkasına. Delik, cepken delik yok, diyorsun. Yok. İyi yani aldığımda tam alıyorum diyorsun. O zaman sen ayda yılda bir al tam al diye dua yani ediyorsun. Yani açıkçası kendimize hayrımız yok. Kızdırıyor mu? Eşe dosta. Şimdi ona düşünüyorum. Boşuna almış yok kızdırıyor mu? Kızdırıyor mu bari hakikaten? Duruyor canım. Ay yazın. Öyle yani... şey mavi boncuk dağıtmıyor kimseye. Giderse geri al yüzüğü. Yalnız hakikaten giderse yüzükle birlikte gidecek. İyi evet, bir şey miydi? Canı sağ olsun. Wow. Ya işte. Böyle wow. Görmedik ya. Canı sağ olsun çünkü
Nereden de acaba, biz de oralardan bulalım. Biraz uzaklardan. Canı sağ olsun çünkü yüzük imitasyondu diyecek şimdi. Öyle değil herhalde. Baba yani, ciddi. Yok, baba biz. Kız kesin gidip göstermiştir onu kuyumcuya. Yoksa devam etmezdi. Peki aşkım, evet, sen uzun zamandır, güzel, birisiyle berabersin. Bir erkek arkadaşım var, uzun zamandır.